Ne? Ne saçmalıyorsun? Bu olamaz. Nasıl olabilir böyle bir şey? Ben hatırlamıyordum ama bunu yapmış olamam. Senin bana inanmayacağını biliyorum. Ama seni zorlamayacağım. Ben Bella gibi her konuda seni strese sokmak istemedim. Sıkıntıların sona ersin istedim. Ben kendim bitirmeyi düşündüm. Vişaka, sen... Neden bunu yapıyorsun? Neden bu kadar yalan söylüyorsun? Mahir, yalan söylediğimi düşünüyor olabilirsin. Ama lütfen ailene güven. Lütfen. Hepsi kabul etti. Bella beni kandırdı Mahir. Kocamın bana sadık kalmasına engel oldu. Belki de bu yüzden buradayızdır. Çünkü birbirimizin acılarını anlayabiliyorduk. Aynı şeyleri yaşıyorduk biz. O zaman yakınlaştık, hatırla. Hayır, buna inanmıyorum. Ben bunu yapmış olamam asla. Hiçbir şeyi hatırlamayacağını biliyordum. Bella yüzünden gerçek açığa çıkamayacak. Bana ne eş olmanın mutluluğunu yaşatacak, ne de anne. İşte bu yüzden bunu yaptım. Ben yaşamak istemiyorum. Kes şunu artık Vişaka. Saçmalama. Senin bu oyununa kimse inanmayacak. Çünkü hiçbir şey olmadığını biliyorlar. Ne benimle Yuvi ne de seninle Mahir arasında. Bella, o Bella, yüzden... Bella. Sakin. Tamam mı? Bella, bunu saklamaya gerek yok. Hadi anlatalım. Aramızdaki bağ. Hem abim hafızasını kaybetti ama bunu anlayabilir. Yuvi, sus! Kes sesini! Kendine gel! Tabii sen herkesi kandırabilirsin, öyle değil mi? Tamam, biz geçmişten hiç bahsetmeyelim. Söyle, gece neredeydin? Odanda mı? Odana geldim ama yoktun. Neredeydin söyle. Cevap ver. Bella benimleydi. Onunla birlikteydik. Çadırda. Neden yalan söylüyorsun? Gerçek bu Bella. Biz ergen değiliz. Bırak kıskansınlar. Bir şey saklamamıza gerek yok. Yani... Benim hayatımın en mutlu anıydı. Yıl dönümümüzü kutladık. Beraber geçen ilk gecemizin yıl dönümünü hem de. Konuşma. Bella, gerçek bu. Sana yalan söylemiyorum. Çok mutluyduk. Birlikte bir sürü fotoğraf çekildik. Bak, baksana. Bak. Bak. Lütfen bakın, lütfen. Ne? Tamam Bella, gece birlikteyim. Yalan. Bu sahte. Anlaşıldı mı Vikrant? Bella'yı Mahir'in hayatından çıkarıp Vişi buraya getirmelisin, o kadar. Oyunculuğunu kullan. Bella aşağılansın. Utansın istiyorum. Onun yüzünde arsızlığının kara lekesini görmek istiyorum. Anladın mı beni? Ama buna ne gerek var ki? Ruhi'yi Mahir'in hayatından çıkarmak istiyorsun. Tamam, yapacağım bunu. Bir yolunu bulacağım, bir şey düşüneceğim. Senin işin düşünmek değil. Sana kaç defa söyledim, düşünmek annenin işi. Dediğimi yapacaksın. Kimsenin desteğini almadan ağlamasını istiyorum. Bir zamanlar benim ağladığım gibi. Hatırlıyor musun? O zaman hadi. Annenin senden istediğini yap. Aferin benim oğlum.
Bak. Sen de gör. Yaptığımızın yanlış olduğunu düşünebilirsin. Mahir. Kötü bir durumdu ama... Birbirimizi mecburen sevmedik. Aşkımız gerçek. Bu bebek de aşkımızın simgesi. Mahir, seni seviyorum. Sen de bana beni sevdiğini söyledin. Beni gerçekten sevdiğini söyledin. Gerçek aşkınım. Bana inan. Lütfen. Ne yaptın sen? Nereye böyle? Hı? Neydi o az önceki şov? Bunu neden yapıyorsun? Odama geldin, bileğini kestin. Yuvi yalanı ve... Mahir'in çocuğu. Ne oyunu bu? Seninle konuşmak istemiyorum. Ama ben istiyorum ve sen de tüm sorularıma cevap vereceksin. Anladın mı beni? Bunu neden yaptın? Bak, bana neden yalan söylüyorsun demiyorum. Çünkü bu ilk değil. Daha önce de yalan söyledin. Her zaman yalan için bir sebebin var. O zamanki Vikrant'tı. Peki şimdi sebebin ne, söyle. Hı? Vishaka, bu kez bana neden yalan söylüyorsun? Bana kimin lafına uyarak yalan söyledin? Ama Vikrant, bunu niye yapıyoruz? Zaten Bela'ya kötülük yaptın. Onu daha önce de kandırdın, seni affetti. Yine planlar yapıyorsun. Bunu yapma Vikrant, yaşayamaz. Yaşayan bir ölüye döner o. Yapma, lütfen yapma. Sus Vishaka. Nedenini gayet iyi anlıyorum. Ama sen de anla, başka çarem yok. Bunu yapmak zorundayım, biliyorsun bunu. Bunu sen de ben de yapmak zorundayız, yoksa... Yoksa ne Vikrant? Neden mecburuz, kimden korkuyorsun? Neden Sumi'ye karşı çıkmıyorsun? Sana büyü mü yaptı? Neden bana anlatmıyorsun? Ne oluyor? Bunu sana anlatamam Vishaka. Sadece senden ne istiyorsam onu yap yeter. Ama Vikrant, sen... Vikrant ölecek. Eğer sana söylediklerimi yapmayacak olursan Vikrant'ın öleceğini anla artık, tamam mı? Vishaka. Hadi burada durma. Ne diyorsam onu yap. Hadi git artık. Ama Ruhi gerçeği sakın öğrenmesin. Çünkü yalnız olmayacaksın. Bir çift göz her zaman seni izleyecek. Kim o? Vishaka, daha fazla soru sorma bana. Benim için şimdi lütfen dediğimi yap, olur mu? Nerelere daldın? Neden yalan söyledin? Bana gerçekleri anlat hemen. Vikrant doğru söylemiş. Bir çift göz hep beni izleyecek. Sen nereye bakıyorsun? Karşında duruyorum. Neden yalan söyledin? Bana hemen cevap ver. Senin Vishaka. Sorunun ne? Her şey her zaman seninle ilgili olmak zorunda değil. Bak, burada bizden başka hiç kimse yok. Rol yapmana da gerek yok. Lütfen bana gerçeği söyle. Mahir'i seviyorum. Ben onun çocuğunu taşıyorum. O kadar, tamam mı? Yalan. Bana yalan söylüyorsun Vishaka. Derdin ne senin? Biliyorum. Herkese yalan söyleyebilirsin ama bana yalan söylemeyi deneme bile.
Senin gözlerini okuyorum. Vikrant'a baktığında gözlerinde gördüğüm o aşkı Mahir'e baktığında görmüyorum. Oo, demek ki günlerdir beni takip eden senin kötü bakışlarınmış. Konuyu değiştirme. Sen delisin, gerçekten delisin. Seni kandırmak çok kolay. Ben de seni birçok kez kandırdım. Yani tecrübem var. Kendini akıllı mı sanıyorsun Vişaka? Şunu çok iyi biliyorsun. Eğer bana Mahir'i sevdiğini söyleyecek olursan buna asla inanmam. İnanma. Mahir bana inanıyor nasılsa. Onun inanması yeterli. Mahir hafızasını kaybetti diye sen onun... Aşkı olamam mı? Öyle mi? Ama Bela zaten çoktan aşkı oldu. Yüzünü görmedin. Gözlerinden okuyabilirdin. Ben okudum. Gözleri benim üzerimdeydi. Sen Mahir'in gözünde küçüldün. Çok yazık. Ve Mahir geçmişi unuttu. Kalbi şu anda boş bir sayfa gibi. Ne senin ne de benim adım yazıyor Bela. Bırakalım o karar versin. Kalbine yazmak istediği isme. Seninki mi, benimki mi? Delirdin misin? Aklını mı kaçırdın? Sen ne dediğinin farkında mısın? Sen evli bir kadınsın. Vikrant'ın karısısın sen. Onu seviyorsun. Bu yüzden de ben sizi... Evlendirdin. Biliyorum. Ama dünya kötü bir yer. Aynı günler gibi kalpler de değişiyor. Ve kalbim değişti. Yalnızca Mahir'i seviyorum. Ve Mahir'i istiyorum. Ve şunu bil. Beni Vikram'la evlendirdiğin gibi Mahir'le de aynı şekilde evlendireceksin. Biz hem akraba hem arkadaş olacağız. Ne dersin? Aa, tamam. Arkadaş olma. Ama Mahir benim hem kocam hem dostum olacak. Ben Mahir'i senden alacağım Bela. Anladın mı beni? Mahir Bey, yemeğinizi getirdim. İstemiyorum, geri götür. Ama ilaç içmeniz gerekiyordu efendim. İlacın canı cehenneme. Bana ver Malti, ver. Sen çıkabilirsin. Gel, otur. Hadi. Mahir, her şeyi bu şekilde öğrenmeni hiç istemezdim oğlum. Ama öğrendin ve biliyorum kalbin kırıldı. Anne, ben anlamıyorum. Bu nasıl olur böyle? Ben bunu nasıl yaparım anne? Birini aldattım. Anne, ben bunu nasıl yapabilirim söylesene. Ben böyle biri değilim biliyorsun. Nasıl yaparım? Anne, ben bu seviyeye nasıl düşebildim böyle? Hayır oğlum, sen bir şey yapmadın. Sen kimseyi aldatmadın, sen aldatıldın. Bela seni aldattı. O öyle bir kız. O iki oğlumun da hayatını berbat etti. Seninle evlendi. Ama her zaman Yuvi'yi sevdi o. Bir kadın olarak bunu söylemek utanç verici. Ama o Bela... Tüm geceyi Yuvi'nin odasında geçirip sabah senin önünde ağlıyor. Bize kaç defa Yuvi'yi sevdiğini ve onunla evlenmek istediğini söyledi. Biz de ona en azından artık bir karar vermesini söylemekten yorulduk. Fakat o bunu da yapmak istemiyor. Mahir, bu kız çok akıllı. Biz saf insanlarız. Onun kurnaz oyunlarını anlayamayız. Neyse bari en azından hafıza kaybı yaşadın da daha az acı çekmiş oldun oğlum. O kız seni hak etmiyor, seni sevmiyor. Senin gerçek aşkını fark etmiyor. Ama Viş onun gibi değil. Senin mutluluğunu düşünüyor, seni gerçekten seviyor.
Ama konakta Vişin sana saldırdığını söylemiştin anne. Hayır oğlum, ben Vişin adını söylemedim. O zaman hafızan yerinde değildi. O yüzden tam anlayamamışsındır. Bu Vişi seviyorum demek değil. Onu ideal gelinim olarak asla görmedim. Ama Bela'nın yaptıklarından sonra aldatıldık. Neyse, yemeğini ye. Anne, anlamıyorum ben. Bela bunu niye yaptı? Aklım almıyor bir türlü. O hem benimle hem de Yuvi ile... Çocuğunu taşıyorum. Ben senin söylediğin her şeyi duydum ama anne. Bana inanmıyor musun? Hayır hayır anne. Bunu nasıl söylersin? Ben sana tüm kalbimle inanıyorum anne. Ama senin söylediklerinden sonra bile ondan bir türlü nefret edemiyorum. Nasıl edesin ki? Ama anne, anlattıklarından sonra nefret etmeliyim. Bela dediğin gibi bir kızsa eğer, ondan nefret etmem gerek. Nasıl edeceksin oğlum? Sen benim Mahir'imsin, gururumsun, en iyi oğlumsun. Sana kötülük yapan bir kişi için bile kötü düşünmeyecek bir insansın. Karından nasıl nefret edeceksin? Oğlum, Bela çok kurnaz. Seninle evli kalıp hep Yuvi'yi sevmeye devam edecek. Bunu söylemek zor Mahir, ama o evlilik bağı İstemeyen kızlardan biri. Özgür olmayı istiyor. Kimseyi sevmiyor ve kimseye saygı duymuyor. Mahir, ondan nefret edemiyorsun. Bunu ben istesem bile yapma. Ama seni bu şekilde kullanmasına izin verme oğlum. İyi bir şey değil. Bu kız benim iki evladıma da o kadar büyük kötülükler yaptı ki. Bence onu terk etmelisin. Ne diyorsun anne? Ama... Böyle şeyler söyleme anne. Mahir, bunu söylemek istemezdim ama senin ve ailemizin iyiliği için yapılacak tek şey bu. Aklındakini söyle anne, hadi. Kabul edeceğim, söyle. Bela'yı bırak Mahir, bu evlilik bitsin. Herkes için böylesi daha iyi. Üzülerek söylüyorum. Ama bu bağ seni her gün bitiriyor. Bu evlilik seni gün geçtikçe öldürecek. Bela'dan ayrıl Mahir. Hala arıyoruz Bay Endi. Ama ne yazık ki henüz bir bilgiye ulaşabilmiş değiliz efendim. Bayan, lütfen iyice düşünün. Acaba öldürmek isteyecek kadar Bay Archie'nin bir düşmanı var mıydı? Hayır. Archie'nin hiç düşmanı yoktu. Zarar verecek kimsesi yoktu onun. Aslında onu herkes severdi. Kariyeri yeni başlamıştı. Direktördü. Onu seven çok fazla insan vardı. Bunu ona kim yapabilir ki? Affedersiniz bayan. Sizi haberdar edeceğiz.
Hadi gidelim. Neler oluyor baba? Mutlu bir hayatımız vardı. Ruhimiz hayatımıza girdi. Bunlar oldu şimdi Tanrım. Ben kime kötülük yaptım? Ben kimseye hiçbir şey yapmadım. Neden bunlar başıma geldi baba? Arçim! 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 Gel. Zavallı kuh. Ne kötü şeyler yaşadı böyle. Bunu nasıl yapıyorsun? Birinin mutsuzluğuyla nasıl mutlu olabiliyorsun? Bu çok kolay. Dinle. Benim için bir şeyi bulmak zor değil. Kristali de bulacağım. Sen her ne kadar saklasan da. Saklamak demişken senin videonu sakladım. Hangisi biliyor musun? Hani Vikrant Arci'yi öldürmeye gidiyordu. Sen de Vikrant'ı görmüştün. İşte o video. O videoyu aile üyelerine gösterirsem ne olacağını düşün. Ne kadar şaşırırlar. Gözü kapalı inanacakları şey Arci'yi öldürttüğün olacaktır. Sonuçta evin büyük oğluyla evliyken küçük oğluyla beraber olan birisin sen. Kız kardeşlerine de kötülük yaptın. Kocasını öldürttün. Tam da kızının isim koyma töreni olurken. Ne kadar kötüsün sen Bela. Nasıl yaparsın? Başkasının mutsuzluğuyla nasıl mutlu olursun? Ne? Ne bakıyorsun öyle? Çok kötü olduğumu düşünüyorsun. Bu konuda bence çok da fikir yürütme. Çünkü daha oyuna yeni başladım. Hamlelerim hazır. Ve bu konuda çok iyiyimdir. Biliyorum. Hiç kimse eline su dökemez. Ama bir şeyi unutuyorsun. Kötü, gerçek karşısında kazanamaz. Asla da kazanamayacak. Hey Tanrım, yine şu sözlerin, hem de şu eski moda olan saçma sözlerin. Hadi bunu Ramjin'e anlatırsam ne olur düşündün mü? O zaman oyunum biter ve Mahir senden nefret eder. Asla. Ne yaparsan yap, Mahir'in aşkı nefrete dönüşmez. Bana kızabilir ama benden nefret edemez. Bir şey daha var. Benim bu savaştaki gücüm Mahir'in sevgisi. Sevgi, güç. Hiç duymadın mı? En tatlı zehir sevgidir. Ve bu zehir seni öldürecek. Sen kendi hayatın için endişeli. Belki de yenilgi senin ölüm nedenin olacak. Göreceğiz. Göreceksin. Yenilgini hepimiz göreceğiz. Ben seni yeneceğim. Yaptığım şeyin yanlış olduğunu biliyorum ama başka çarem yok. Ben bunu yapmaya mecburum. Ama Vikram, bunu niye yapıyoruz? Zaten Bela'ya kötülük yaptın. Onu daha önce de kandırdın. O seni affetti. Sen haklıydın Vişaka. Yalanlarıma, ihanetime rağmen Ruhi tüm hatalarımı unuttu benim. Beni affetti. Aynı hatayı tekrar yapıyorum şimdi. Ona yine ihanet edeceğim. Yalan söyleyip onun kalbini kıracağım. Çünkü bunu yapmak zorundayım. Başka çarem yok. Asla geri dönemem. Artık duramam. Kalbimi kırmayacak, hayallerimi yıkmayacak. Ha? Ne yapmalıyım? Anneme hayır diyemem. Görmezden gelemem. Ne yapacağım bilmiyorum ben.
Ne yapayım? Mahir, ilaçların. Ne oldu? Doktor gelmiş. Neden söylemediniz bana? Dikkat et. Korkma. Düzelecek her şey. Bay Andy, dışarı çıkalım. Bakın, oğlunuzun durumunda gelişme görünmüyor. Nabzı ve tansiyonu yüksek. Demek ki stres altında olmalı. Streslidir. Sabah bu evde olanlar onu strese sokmuş olabilir. Sağlığının etkileneceğini biliyordum. O yüzden sizi buraya çağırdım. Hep birlikte onu sakinleştirmelisiniz. Stresten uzak tutmalısınız onu. Aksi halde hasta sürekli böyle olacaktır. Her şey size bağlı. Peki Bay Andy, ona iyi bakın. Şimdi mutlu musun? Senin yüzünden. İçin rahat mı bari? Benim yüzümden, öyle mi? Sen ne diyorsun? Benim hatam. Mahir'in önünde gayrimeşru sırrını açık ettim. Benim bir sırrım yok. Hadi ya. Peki Yuvi'nin telefonundaki fotoğraflar neydi? Bayram mıydı da o kadar samimi sarılıyordunuz siz? Aslında biliyorsun, haklıydım, her zaman haklıydım. Sana Mahir'in hayatından ve bu evden gitmeni söylemiştik, değil mi? Cool, lütfen sakin ol, tamam mı? Ne sakin olması? Bu kız oğlumuzun hayatıyla oynuyor ve sakin mi olalım? Sumi, şu anda bunları burada konuşmanın gereği yok. Mahir'in durumuna bak. Doktor kesinlikle strese girmemesini söyledi. Şu anda odaya girmemiz lazım, tamam mı? Hadi, hadi. Şimdi oldu mu? Konuşabilir miyiz? Andy, söyle şu kıza, bu evde ne yapıyor? Söyle gitsin bu evden. Kuh çok haklıydı. Yuvi'nin gösterdiği fotoğraflar onun asıl yüzünü gösterdi. Hala bu evde ne işi var? Niye gitmiyor? Gitsin. Sen ne diyorsun? Bir dur. Ben Bela'nın bu evde olmasını istemedim. Ve haklıydın. Bitirmedim Sumi. Israr ettin. Evlenmeleri için... Bana karşı gelerek ikisini evlendirdin. Bir şey demedim. Bu evdeki tüm olaylarda Bela'yı hatalı buldum. Şan ve Reha'nın kız arkadaşı Yamini olayında hep Bela haksızdı. Ama sen hep Bela'yı haklı gördün. Hep destekledin. Şimdi ne yaptı da Bela'ya bu kadar karşısın? Söyle Sumi, neler oluyor? Söylesene. Kesinlikle. Söylesene. Aniden ne oldu? Neden benden nefret ediyorsun? Gelinin değil, kızın olduğumu söylemiştin bana. Şimdi ne oldu? Bu hatayı yaptım. Seni kuhudan fazla sevdim. Kızım gibi gördüm. Ama sen ne yaptın? Ne gelin olabildin ne de kız. Kocasına sadık olmayan bir kız bize nasıl olacak? Andy, bu kız yüzünden Mahir'imiz hafızasını kaybetti. Geçmişini unuttu. Bunu görmezden gelmemi mi bekliyorsun? Ben iyiyim. Ama iyi olanlara... Çocuğuma kötülük yapanlara iyi olamam. Neden gerçekleri söylemiyorsun Bela? Ne istiyorsun? Para, ün, söyle. Ne istiyorsan vereyim. Boş çek istiyorsan söyle vereyim. Ama lütfen Mahir'imi bırak, başkasını bul. Kimi bulacak ki? Zaten diğer oğlunun da elini tutuyor. Hey Vişaka. Araya girmesen iyi olur. Zaten çok konuştun. Sakın unutayım deme.
Ben Bela ile evlenecektim. Sen araya girdin. Hata yaptım. Sakin ol Yuvraç. O zaman da hata yaptın. Ama bu kez çok fazla düştün. Ama anne... Konuşma Yuvraç. Andy, onun yapabileceklerini görüyor musun? Daha doğrusu yaptıklarını. Bu kız yüzünden çocuklarımız onlara verdiğimiz bütün terbiyeyi unuttu. Utanç duymalısın Yuvi. Karın olduğu halde başkasıyla ilgilisin. Dün bir şakanın bileği kesilmişti. Anne, bileği kesilmedi. Kendi yaptı. Kendi bileğini kesti. Niye endişeleneyim? Bileğini kimin için kestiyse o düşünsün. Seni yalancı. Yalancı. Ben. Yani sen diyorsun ki koca istediğini yapar ama karısı evde sadakatle beklemeli. O zaman tamam. Koca istediği kadınla birlikte çadıra gidebilir. Sus bir şaka. Sus artık. Bela, saçmalık bunlar. Hadi, hadi. Yeter, bırak elimi. Hey, şu sesini artık alçalt. Sen sesini alçalt. Sana bir şey diyen yok. Laf arasına girme sakın. Sizden çok laf işittim. Ama saygı duydum. Ağzınıza geleni söylediniz. Ay çok üzgünüm. Sizin yardımınızı istedim. Kimsenin yardımını istemiyorum artık. Onun yerine benim doğrumu yalanınızla örtün. Ben Mahir'i kendim iyileştiririm. Aramıza giremezsiniz. Size yemin ediyorum. Ona her şeyi hatırlatacağım. Kendi hayatını, büyük sevgisini ve benim ona olan sevgimi. Eğer Mahir'le aramıza giren olursa kötü yüzümü görür. Bela, saçmalama. Sen saçmalama. Seninle konuşmuyorum. Hepsi senin yüzünden oldu. Sebep olduklarını düzelt ve git buradan hemen. Burada olup seni destekleyen insanlar senin hatalı olduğunu zaten biliyor. Çok laf ettiniz. Ben hoş gördüm. Gerçeği görmeniz için gözünüzü açmayı denemeyeceğim bile. Çünkü ben gerçeği önünüze getireceğim. Hiçe sayamayacaksınız. Ve siz... Neler oluyor? Biz sadece konuşuyorduk. Ne oldu? İlacı isteyecektim de. İlacını getiriyorum. O getirmesin. Sen getir. Getiriyorum Mahir. Vişten bahsediyorum. Daha iyi olur. Ne oldu? Gördün mü? Mahir eşini seçti bile. Yuvraç'a ne demiştin? Saçmalıklarını al defol burada. Bunu neden sen yapmıyorsun? Nereye böyle? Sakın Mahir'e söylemeyi deneme. Engel olmayı deneme sakın. Sizin oyununuzu anladım. Şimdi Mahir de öğrenecek. Mahir artık tüm gerçekleri anlayacak. Neden mahvolmak istiyorsun? Kolay bir seçenek var. Git, terk et bu evi. Pişman olacaksın. Gösterin hala bitmedi mi senin ha? Kuhu? Andy lütfen. Söyle şu kıza, Mahir'i bıraksın. Ve gitsin buradan. Ona zarar vermiyorum ben. Ona zarar verdin Bela. Sen onun sevgisini suistimal ettin. Ve hepimiz bunun doğruluğunu kanıtladık. Aynısını dedim. Rol yapmayı bırakmasını söyledim. Hepimiz bütün gerçeği biliyoruz. Lütfen Mahir'imizden uzak dursun. Söyle ona bu evi terk edip gitsin. Bu lütfen. Evi terk etmemi nasıl isteyebilirsin? Ben bu evin gelini ve Mahir'in karısıyım. Yeter Bela, yeter. İlk başta seni desteklemiştik. Çünkü senin iyi olduğuna inandık. Ama belli ki iyi biri değilsin. Bak, seni bu konuda son kez ikaz ediyorum. Eğer bir daha bunu yaparsan bu evden gidersin. Son sözüm bu benim. Tek bir çaremiz var. Mahir'i Vişaka'yla evlendirmek. Ancak o zaman oğlumuz Bela isimli sorundan kurtulur. Hayatını yaşayabilir.
Hala burada mısın sen? Git buradan artık. Bir daha yüzünü görmeyelim. Sevgim kazanacak. Mahir'e olan sevgim kazanacak. Hadi canım, hadi. Biliyor musun? Ne zaman hasta olsan ilgi gösterilmesini isterdin hep. İlacını benden isterdin. Yani ilacını benden isteyince ben de... Bunları ben senden mi isterdim? Her zaman. Ama hatırlamıyorsun. Ama sen hatırlıyorsundur. Neyi? Ben normal suyla değil, limonlu suyla ilaç içerdim. Ben... O kadar endişe duydum ki sağlığın için onu unutmuşum. Ama bak, limon getirmiştim ben. İçine atabiliriz. Bu tepsiyi Bella'dan aldım. Ben sana zerdeçallı süt yapayım. Mahir'i inandırmayı nasıl başaracağım ben? İyiliğini istediğimi, onu sevdiğimi, ona zarar vermeyeceğimi. Nasıl inanmasını sağlayacağım? Nasıl? Kim? Sürekli gördüğün bu gölge kim? Sumitra Mahir'e neden bu kadar ihtiyaç duyuyor, düşündün mü? Şimdi düşünebilirsin. Bunu bulduktan sonra Sumitra'nın tüm zaaflarını öğrenmiş olacaksın. Ve onu kolaylıkla yenebileceksin. Hayır, o düşmanım değil. Çünkü yazdıkları doğru. Sumi'nin Mahir'le neden bu kadar ilgili olduğunu ben de düşündüm. Neden Mahir'in benden nefret etmesini istiyor? Beni Mahir'den uzaklaştırarak hangi hedefine ulaşacak olabilir? Sumi neyin peşinde? Nasıl bulacağım? Bunu nasıl kanıtlayacağım? Sumi Mahir'den ne istiyor? Bu odada kesin bir kanıt olmalı. Telefonda bir şey yok. Ve zaten kanıtı bu kadar basit bir yere saklamaz. (Gülüyor)
Vikrant'la buluşmam lazım. O benim kocam. Ve burada başkasının kocasıyla ne işim var bilmiyorum. Bana neden bunu yaptırıyorsun Vikrant, neden? Vikrant neden aramama cevap vermiyor? Kimi arıyorsun? Tanrım, beni çok korkuttun. Böyle yapılır mı hiç? Bir şey saklıyormuşsun gibi, neden korktun? O da ne demek Mahir? Benden şüphe mi ediyorsun? Hayır, sadece soruyorum. Gecenin ikisinde kimi arıyorsun? Doktoru. Uykunda sayıklıyordum ve ben de endişelenip doktora danışmak istedim, o kadar. Öyle mi? Bahçede mi peki? Telefon yatak odasında çekmiyordu. Ben de bahçeye geldim. Sorgulamam bitti mi? Yoksa beni karakola mı götüreceksin? Karına hiç bu kadar soru sormazdın sen. Burası çok soğuk değil mi? Hadi gel içeri girelim. Sen git. Ben misafir odasında uyumayı düşünüyorum. Hayır. Huzursuz hissediyorum ben. Kötü rüyalar görüyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Lütfen benimle gel. Hadi. Tabii. Demek sebep buymuş. Şirket ve ailenin tüm varlığı sadece Mahir'in üstünde. Eğer Mahir Segal bir kazada aniden ölürse ailenin sahip olduğu her şey, tüm varlığı, şirketleri ve parası Segal Hayır Kurumu'na bağışlanacak. Ama Mahir Segal'in fiziksel ve zihinsel sağlığı bozulursa, bu yüzden akli melekelerini ve mantıklı karar verme yetisini kaybedecek olursa, işte o zaman... Tüm haklar Sumitra Segal'a devredilir. Bu da demek oluyor ki Segal ve oğullarının tüm şirketleri, malı mülkü benim adıma geçer. Sumitra Segal her şeyin baş yöneticisi olur. Ve işte o durumda dilediğine varsa her tür malı özgürce alabilir ve satabilir. Üstelik kimse onun kararlarını sorgulayamaz. Biliyorum çünkü dosyayı her gün okuyorum. Bütün amacını şimdi anlıyorum. Sadece yılan kristalini değil, bu ailenin sahip olduğu tüm serveti çalmak istiyorsun. Çalmak mı? Beni filmlerdeki vampir kadınlardan mı sanıyorsun? Her şeyi çalayım ha? Lütfen söyler misin? Kim mal mülk para iktidar istemez? Ben de isterim. Ama Mahir'e yaşattıklarımın sebebi aslında bunlar değildi. Nasıl yani? Gerçekten mi? Bunu sana söyler miyim hiç? Aslında senden başka kime söyleyeceğim? Dinle. Çok büyük bir sırrım var ve Mahir Segal bunu öğrendi. Sana anlatmak için koşup buraya geliyordu. Ama ondan hızlı olduğumu bilmiyordu. Onu hemen yakalayıverdim. Ama ben vampir olmadığım için onu öldürmedim. Sadece alnını öptüm. Bir anda her şeyi unuttu. Her şeyi. Ne sırrı? Senin hakkında ne biliyor? Sana soruyorum. Hangi sırrını biliyor? Ne düşünüyorsun? Gözlerini kocaman açıp yüksek sesle konuşunca sana söyleyeceğimi mi sanıyorsun sen? Öğretmen olmayı seviyorsun ama benim öğrenci olmaya niyetim yok. O yüzden bana öğrencin gibi davranma. Ve ben hizmetçin de değilim, yılan kraliçesi. O yüzden bana yılan kristalinin nerede olduğunu söylersen işte bu senin yararına olur. Yararı ve zararı Nidhogg klanı önemser. Ama biz Şeş klanındınız. Biz önce doğruyu ve yanlışı, sonra kazancı ve kaybı düşünürüz. Sen de asla yılan kristalini alamayacaksın. Nasıl istersen. Ama yerinde olsam bu evdeki saatlerimi saymaya başlarım. Çünkü 24 saat içinde seni bu evden yaka paça kovacağım. Tamam. Sen de 24 saati say o zaman. Çünkü 24 saat içinde Mahir'i senin tuzağından kurtarmazsan benim de adım Bela değil. Demek öyle. Meydan okumaya bayılıyorsun. Sanırım son yenilginin tadını unuttun. Arkadaşının adı neydi, Vishaka mı?
senin tarafındaydı değil mi? Ne yazık, şimdi benim yanımda. Tüm sevdiklerin seni birer birer terk ediyor. Benden tatlı. Sana tavsiye, benim için endişelenmeyi bırak, kendini düşün. Asıl sen ne halde olacaksın? Sadece 24 saatin var. O zaman geri sayım başlasın. Çünkü senin yok oluş sürecin başladı. Nasıl diyorlar? Tik tak. Tik tak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.